Türkiye-Suriye sınırına örülen ve 911 kilometre uzunluğunda olacak olan güvenlik duvarının yapımında sona gelindi. Sınıra örülen duvarın bitimine 28 kilometre kaldı. Azez Cerablusu arasında terör örgütlerinden temizlenen 105 kilometrelik alanın 77 kilometresinde beton duvar tamamlandı. Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştiriliyor. Suriye sınırında alınan güvenlik önlemleri ve duvarın son hali böyle görüntülendi. 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Azez Cerablus arasındaki 105 kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizledi. Güvenli hale getirilen hattın 77 kilometresine beton duvar örüldü. Kalan 28 kilometrede ise devam eden çalışmaların bahar aylarına kadar tamamlanması bekleniyor. Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştiriliyor. Beton blokların üzerine jiletli tel çekiliyor. Son olarak da kafes telle fiziki güvenlik sistemi sağlanıyor. Gözetleme kulelerinde sınır hattı 24 saat boyunca takip ediliyor. Zırhlı veya zırhsız askeri araçlar sınır hattında sürekli devreye geziyor. Geceleri aydınlatılan sınırda eğitimli köpekler de görev alıyor. Gaziantep ve Kilis il sınırları içerisinde bulunan sınır hattına bugüne kadar 72 kilometrelik modüler beton duvar, 4 kilometrelik sabit duvar, 28 kilometrelik akerdoyon engel, 12 kilometrelik kafes tel engeli inşa edildi. 67 gözetleme kulesi dikildi. Sınır hattına 92 kilometrelik stabilize yol inşa edildi. Sınırın 74 kilometrelik kısmı aydınlatıldı. Sınırın 97 kilometrelik kısmında modüler beton duvar ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor. 2017 yılı içerisinde 28 gözetleme kulesi daha yapılacak. Sınırın 24 kilometrelik kısmı daha aydınlatılacak.